Herkese yeni Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugün 3. bölümü çekiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala ilk defa geldiyseniz abone olarak desteklemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz aramıza. Videoları özel artık katıl üyelerimize özel olarak yani yaklaşık şöyle bir 10 saat önceden yayınlıyorum. Yani siz videoyu normalde her sabah 10'da izliyorken katıl üyelerine özel bir gün önce akşam yani 6, 7, 8, 9, 10'da yayınlayabiliyorum. Haberiniz olsun. Katıl butonunun aktifliği açısından böyle bir gelişme yaptık ama herkese açık bir şekilde de yayınlıyoruz. Onda sıkıntı yok. Şimdi kapımızı açalım. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ardından buraya girdik. Şimdi ön yükleyici bu abimizde vardı. Gittiğimizde de ne yapacağız? Bu abimiz de miydi lan? Bunda değil. Dur biz 80'liği buraya aldık. Biz niye bunu şey yapıyoruz lan? Ön yükleyici bu abi de var. Hemen onu bir halledelim. Ön taraf hidroliğini kaldıralım. Akşam olmadan gidelim. Hızlıca şeyimizi alalım. Tohumumuzu. Efendim söyleyeyim bir tane römork alacağım. Bu arada bir sürü mod kurdum arkadaşlar. Bir sürü kurdum. Bir sürü. Halledeceğiz. Bu abi arkaya takayım. Hemen ön yükleyicimizi takalım. Sonra römorkla beraber gidip tohum getireceğiz. Bizim bilgisayarımız var mı lan? Olması lazım. Balya makinesi için biçme, sprey, suni gübreleyici. Zort. Tabii ki yok. Bakacağız, halledeceğiz. Onun da modlu olanını yüklemişimdir ben kesin. Ona bakacağız. Enes kardeşim sağ olsun bir sürü mod attı. Zaten kapakta falan görmüşsünüzdür. Eklemiş miyimdir bilmiyorum ki. Bakarık ya işte hallederiz. Hallederiz abi. Şuradan şöyle bir şahinci bir dönüşü yapalım. Şuradan gidelim. Şu abiyi bağlayalım. İnşallah çalışıyor ya oyun sesleri. Aynen çalışıyor çalışıyor. Tamam kayda gidiyor mu diye baktım da. Şimdi ön yükleyicinin ön tarafını almayacağım. Ön tarafıyla bir işimiz yok. Şimdi doğrudan market yoluna dostlar. Markete gitmemiz gerekiyor hızlıca. Abi çok özür dilerim. Bana birazcık sövüyor olabilirsin ama gerçekten hiç umurumda değil. Kırmızıların çok parladığını zaten fark etmiştim arkadaşlar. Teknik alır diyoruz şuradan. Satürasyonu bir tık kısalım mı şöyle? Kırmızılar çok parlamasın abi. Ha bu sefer de yeşili kısıyor ya. Bunu açalım, bunu kısalım. Hayır. Tamam. Kurtardık. Dediğim gibi grafik konusunda da ayarlamalarımı gün geçtikçe yapıyorum. Size de gösteriyorum zaten görüyorsunuz. Neyi değiştirdim falan. Şimdi hızlıca geldik. Motorumu kapatmama gerek yok. Yeni aldığımız şeylerden, yeni yüklediğimiz modlardan göstereyim şöyle. Aslında şu küçük traktörde şöyle bir hızlıca geçeyim. Siz görürsünüz neler yüklediğimi. Neler var neler. Bak buradan modlar başladı dostlar. Şunlar. Bunların çoğunu kaldırabilirim bu arada. Ama şu kalır. 5400. 5S'in Turkish Edit. Bu haritaya bu arada Türk plakasını yapacağız Enes'le beraber. Sağ olsun. Enes Çekerci kardeşim. MF 285 yerimiz var olmazsa olmaz. TD5'ler var. Görmüş olduğunuz gibi. TL serisi var. Aynı şekilde New Holland'ın bu kırmızı. İlk defa görüyorum bu arada. Bunu geçtik. Orta boy da var mı lan? Olmaz mı? TR6 var. Hey yavrum hey. Bunlardan kullanacağız. Büyüklerde var mı mod? Ha, yok tamam. Gerek de yok zaten. Kamyonlarda var. Bir sürü modumuz var dostlar. Bunlar yeni. Kimin değil gerçekten hiç bilmiyorum. Çok da önemli değil arkadaşlar. Kimin olduğu falan ama güzel kamyonlarımız var. Bu kamyonlardan kullanabiliriz. İlavesiz diyor mesela. Bu yanları falan açılıyordur muhtemelen de. Simple IC modunu kurduk mu kurmadık mı bilmiyorum. Şöyle güzel bir aksorumuz var. Yine burada aynı şekilde var. Rengini değiştirdiğimizde bu oturacaktır. Gördünüz mü? Sarı. Biz beyaz yaparız muhtemelen. Beyaz daha güzel çünkü. Aksor diyorsan beyaz kardeş. Hatta şöyle grimsi bir beyaz. Şu beyaz. Kırmızı mavi şeylerimiz de var. Değil mi? Burayı çok uzatmayacağım. Düzenleme diyor. Ya arkayı üst eklenti var ama şöyle açamıyoruz mu ya? Açılabilir mi ya da bunlar? Bilemedim bak. Bu konuyu bir araştırmam lazım olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzatmayacağım.
Kırmızı halının çok parlamasının kusuruna bakmayın arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim sizlere. Grafik konusunda da daha ayarlamalar yapacağım abi. Ya da HDR'ımı kapatmam lazım. Ne yaparsak artık. Bakacağız, ayarlayacağız. Şimdi bir tane remote almak istiyorum. Remote'da da yine modlarımız mevcut. Şöyle göstereyim. Burada işte Bülent tarımım var. Ece'nin var. Tiny 3D grafiğim var. Lizard'ım var. Köksal tarımım var. Modları var. Bunların yan tarafları açılıyor mu açılmıyor mu? İnanın hiç bilmiyorum. Celmak var. Onu saymayı unuttuk bu arada. Aslında bir tane Celmak mı alsak? Ne diyorsunuz? Ya da şöyle mi alsak? Ece alalım değil mi? Ece'nin şeyini halledebiliyoruz mu? Kapasitesini. Yan kapakları açılıyor mudur ki ya? Bilmiyorum ki ya. Tamam, şunu alalım şimdilik. Bunun da rengini tabii ki sarı yapacağım ya. Sormadınız sayıyorum. Ve destekliyorum. Efendim kapasite 4000 diyor. Biz 4000'liği alalım. Zaten üzerine şey koyacağız bunun. Bunu aldık. Ne kadar aldık? 7300 dolar aldık. Bir yandan da hemen şuradan önlükleyici aletlerine gelip buradan torba tutucu almamız lazım. Torba tutucu bu abimiz bu. Bunu alalım. Traktörümüzün önüne takalım. Motoru niye kapattıysam. Ardından torbaları yavaş yavaş çıkarıp aracımıza yükleyeceğiz. Hatta şöyle bir yanaşalım arkaya. Buna takılıyordu değil mi lan ucu? Heh, takılıyor valla. Bir çıkaralım şunu ön plana. Şurada kalsan kafi kardeşim sen. Kal orada. Biz şu önlükleyici şeyini takalım. Eve torba götüreceğiz, torba. İhtiyacımız var. Bunu da taktık. Şimdi. Agalar şimdi bize neler lazım olacak buna bir bakalım. Bize tohum zaten lazım olacak. Bu tohumdan bir iki tane alalım biz. Çok fazla masrafa girmeden 1600'e iki tane tohum alalım. Zaten küçük bir tarlamız var. Çok fazla doldurabileceğimizi düşünmüyorum orayı. Ha, bu böyle takılıyordu değil mi? He, doğru, tamam. Nasıl takacağız diye düşünüyordum da. Takıldığını unutmuşum. Burslar. Hayır hayır, aman ha şey. Kolajen problemi oluyor. Heh, buyur. Hadi buyur. Hadi buyur. Aldık şey diye. Nasıl yapacağız? Bayağı bir yukarı kaldırıp öyle mi içine koyacağız? Bu ne abi? Lan direkt döküyor içine. Baksanıza şurada çarpacak hiçbir şey yok ama çarpıyor. Oy ay. Gerçekten ne diyeyim bilemedim ya. Neyse tohum böyle alalım abi, yapacak bir şey yok. Paketli bir şekilde çıkarabiliyor muyduk? İnanın bilmiyorum. Eve gidince bakarız artık bir çaresine. Yapacak hiçbir şey yok. Hiç sevmediğim bir olay. Kolizyon muhabbeti. Şimdilik bulunsun bakalım. Yani böyle römorklarda eleştirmeyeceğim abi. Hiç gerek yok. Elimizden geliyor. Biz açıp silebiliriz. Herhalde sileriz diye düşünüyorum. Bir durumu paylaşmam lazım. Modcu kardeşlerimle. Tamam, bu torba şeyin de eklentisini de almış olduk. Aradan çıkardık. Bir yanaşalım arkaya. Takalım. Hadi gidelim. Saçma bir görüntü oldu ama olsun, yapacak bir şey yok. Ha, elimizdeymişken bu modlu traktörlerden de alalım artık yani. Bunun mesela eş değeri bir Türk traktörle değiştireceğim. Hatta evdekini de değiştireceğim. Şimdilik bunu götürelim de. Bu böyle kötü oldu ya. İnşallah var ya. Boşaltma yönü geri diyor. Vallahi paketli bir şekilde boşaltamayacağız arkadaşlar. Bok yedik ya. Bu tohumlar bizim elimize patlar baba böyle. Vallahi. Net söylüyorum yani. Harbi patlayacak. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama ayarlayacağız bir şey. Kardeşiniz ayarlar, rahat olun. Remok kalır şimdilik gerekirse. İhtiyacımız oldukça artık remoktan kullanacağız. Yapacak hiçbir şey yok.
Şu an ne desem boş şu anda buna. Eyvah ya. Vallahi billahi eyvah, çattık. Aslında benim onu hesap etmem lazımdı yani, remove'u boşaltacağını da. Hiç düzelteyim derdine düşmüyorum, farkında mısınız? Uğraşacağım abi. Hiç gerek yok. Niye video yapıyoruz neticede? İzliyorsunuz siz de. Şimdi agalar. Diyorum ki ben öndekini şu abiyi çıkaracağım. Bu abi çıksın. Ardından ağırlığımı da arkaya koyacağım. Ağırlığım da burada kalsın. Şimdi bu aracın özelliklerine bir bakalım. Motorunu kapat. Burada ne? Zator'a veda edeceğiz zaten birazdan da. Ben diyorum ki hemen garajdan bir gireyim. Küçük traktörlerimden büyük olan, yani pahalı olan yüzlük Zator'un özellikleri 96 HP, tamam mı? Başka da herhangi bir şey yok zaten. 96 HP'lik bir araç alacağız. Bunu sildik. Hatta diğeri de 75 HP'miş. Bunu da sildik. Toplamda ikisinden 79 bin para aldık. Biz böyle limitleri çok zorlamadan mümkün mertebe böyle mantıklı bir alışveriş yapmaya çalışacağım. Ya bizde kurul olan modlarla alakalı. Massey'in 5 serisinden alabilirim ama mantıklı olur mu bilemiyorum. Bu da 112 HP. Aslında bir tane Massey patlar. Bir tane patlar gibi duruyor. Tekerlek markası MAN mı? He? Oy. Tekerlek kurulumu ince. Arka klasik. Klasik arka ağırlıklı. Klasik ağırlıklı. İkisi de ağırlıklı olan versiyonu var. Ağırlıksız var mı? Klasikle takılalım ya. Roof diyor. Roof dediği ne hocam? Çatı. He? Neyi değiştiriyor ki lan? Standart roof. Standart artı mirror diyor da. Ha mirror arka. Tamam, okey. Beaconslar. Bot ikili. Tekli. İkili olsun. Çalışma ışıkları tabii ki ekleyelim abi. Fenders diyor. Fenders çamurluklara eklenti mi ekliyor? Ha, uzatıyor. Gerek yok. Mudguard ön tarafta çamurluk sevmiyorum ben. Dealer decals. Ha. Güzel. Şuralara bak, şey ekliyor. Güzelmiş. O olsun. Eklentiler main diyor. Ha, şimdi ön tarafa geldik. Ön tarafta alet kullanmamız lazım bizim bunda. Bunlar ağırlıklar. Geçtik. Bunu geçtik. Burada bir shaft veriyor mu bize? Veriyor vallahi. Kullanılabilir. Bu ne? Bu düz. Düz ağırlıklı da kullanabiliriz ama ön tarafta bir şey çalıştırırız biz kesin. Önlükleyici eklentisi tabii ki olsun. Renk olarak da jant rengi hariç. Güzel. Jant rengini siyah yapabiliriz. Turuncu olabilir. Ama tabii beyaz da olabilir. Ama gri olsun. Tamam. Hemen şöyle bir plaka da seçelim. Plaka türümüz şöyle SMT 0001. Heh. Olsun. Ya da a. Şöyle MSF 5400. Gayet güzel oldu. Güzel oldu abi. Massey Ferguson 5400 plakamız. 55.750 dolara bunu aldık. Bunu hak ettik bence. Aldık mı ne? Ha, aldık. Tamam. Şimdi bir tane de şey almak istiyorum. Diğer aracın 75 HP'lik yerine. Bu 85'miş. Bir tane 285 mi alsak yoksa New Holland mı takasak? Bir tane de New Holland almak lazım iki tarafında gönlünü yapmak adına. TL serisi 70 ile 100 HP arasıymış bu. Bunlar güzel olabilir abi, burada sağda solda kullanmalık. Ön ağırlık tabii ki olsun. Motor kurulumu yüksek olsun. 6000 fazladan verelim. Sıkıntı değil. Tekerlek kurulumu, tekerlek ağırlıkları geç, standart. Beacons'lar iki tane var mı? Center diyor. Ortada olsun. Tam kafamızın üstünde. Exhaust pipe kısa olabiliyor, uzun olabiliyor. Biz kısayı tercih edelim. Ön yükleyici eklentisi hadi olsun lan hadi. Hadi olsun da. Bunu da NVH ne olsun? 0002. Bunu da böyle alalım plakasını.
Tamam. İki tane araç aldık. Masayı güzel oldu. Çiftliğimize hayırlı uğurlu olsun ama ondan önce tabii bir şey de almak istiyorum ben. Remork da almak istiyorum abi. Bir tane remork yapmamız lazım. Daha böyle en azından. Ece'de sanırım şey yoktu. Ece'ye bir kişiselleşirsek mi acaba hangisini alsak ya? 6000, 4100. Tiny grafik diyor. Mesela Kayvan remork. Bilemedim. Bilemedim. Lizard. Ece'den alalım abi biz. Arkaya mob. Mob eklesin mi? Topal Ahmet diyor. Geç bunu. Chest. Chest dediği sağ kutu ekliyor galiba. Eklesin. Strip dediği bu yazı. Ha. Şöyle olabilir ya. Ya da olmasın abi. Boş olsun. Reflektörlerimiz. Nereye ekliyorsun ki reflektörü? Nereye ekliyorsun lan hakikaten reflektörü? Ha, arkada var ama renkten dolayı ben göremiyorum şu anda. Tamam, beyaz yaparsak ya da farklı bir renk yaparsak görünecek. Lacivert olmaz. Şu ton da olmaz. Remork dediğin şu tondur ya. Su tankı olsun abi. Kapasitemizde balya diyor. Slash bir şeyler. Standartta kalsın şimdilik. Şerit 1, şerit 2. Bunlar ne? Hiç bilmiyorum. Hangi şeritten bahsediyor? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Ben bunu bu şekilde satın alıyorum. 8000 dolar karşılığında bunu da aldık. Bir de Ece Römer kaldık abi arkaya. Tatlı oldu. Bu abiyi normal götüreceğim. Diğerlerini de diğer araçla getirelim. Bakalım nasıl olacak. Simple IG modunu da kurarım abi yakın zamanda. Bunların çoğu destekliyordur muhtemelen. Bizim modcular rahat bırakmamıştır. Kesin eklemişlerdir yani şeyini. Oyunda da gece olmak üzere. Hadi kornaya buyur. Kornaya buyurun. MSF 5400. Gayet güzel oldu bunun plakası bu arada. Öndeki Türk bayrağını yerim ya. Çok güzel görünüyor. Harita güzel oldu arkadaşlar. Bu sol tarafa neler yapacağız neler yani ilerleyen zamanda. Şu parayla alakalı bir sıkıntımız bitmeyecek. Muhtemelen her zaman bir problemini, bir sıkıntısını yaşayacağız bunun ama. Elimden geldiği kadar halletmeye çalışacağım. Şöyle bir park edelim. Ardından diğer New Holland'ı da getirelim yani. Hanemize hayırlı olsun. Şimdi New Holland'ı hızlıca ışınlanalım. Güzel, minnacık. Bizim oradaki işlerimizi halledebileceğimiz bir araç oldu bu da. Böyle römorkları kullanabiliriz. Standart 5 ton. Bakın şu tekerleğin dönüşüne bakın ya. Bakın bakın. Bu bizde bir hastalık abi. Dönüşü izleyeceğiz. Lan bunda niye solda ayna yok? Ana. Neyse olsun bakalım. Bizim egzozumuz yeter. New Holland 0002. TR serisinden de ilerleyen zamanlarda alabiliriz arkadaşlar. Yani şimdilik bir acelesi yok. Ben bir eve gideyim, uyuyalım. 8 saat bir uyku şeyimiz var. Akşam da olmak üzere bu arada, oyunda akşam oluyor. Ulen buradaki kuş hareketli mi? Kardeş. Değilmiş. İçinden geçiliyor. Abi yuh yani. Bu kocaman yola gerçekten sığmadım. Beni mi bekliyorsun? Şaka mısınız abi siz? Niye yanaştırmaya uğraşıyorum bilmiyorum da hoşuma gitti. Bir yanaştırmak istedim bir an. Biz bunu acaba balyaları yükleyebilir miyiz ya? Aklımda deli sorular. Şuna balyaları yükleyemeyiz ki. Nasıl yükleyeceğiz? Yüklesek bile hepsi sığmaz. Bakalım şöyle bir. Şu motoru kapat. Büyüklüğüne bakayım. Şöyle desek. 1-2 tane yapsak. 2-1-2-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30.
Ki 3 katlı olacak. Yani önce biri koydun. Hadi biri burada absorbe oldu. 3 tane sığar mı lan yan yana? Sığmaz ki. Sığmaz. Hadi deneyelim yine de. Deneyelim. Şu ağırlığı bir takayım arkaya önce. Balya çatalını da alalım. Dönüş açısı falan iyi ha aracın. Hoşuma gitti. Güzel. Bakalım kaç tane balya sığdırabiliriz buraya. Bence bana kalırsa çok sığmaz. Şunu bir al. Tamam mı önce? Al. Aldık. Şunu yatay çevir. Yani dikey çevir daha doğrusu. Dikey taşıyalım. İnelim aşağı. Keşke şöyle şuradan görünse ya. Neyse önemli değil. Sanırım karanlık olduğunda direkt sabah yapmak için uğraşacağız. Çünkü karanlıkta reşey çok parlıyor. Bu reşeyde bir ayar vereceğim arkadaşlar. Rahat olun siz. Rahat da kalın. İki tane yan yana anca sığar buna. Vallahi. Hayır devrilme. Öyle devrilme, öyle devrilme, öyle devrilme. Nanay gülüm nanay. Hadi bakayım Uğraş Samet. Sıkıntı yok Samet. Bunu sen istedin kardeşim. Lan niye takılmıyorsun oraya sen? Sen oturursun onun içine ya. Bence. He ne dedin o şey? Şöyle bir ittireyim. Hayır ittireyim derken. O şey yapma. Hayır. Oğlum remote öyle kalmasın. Ya Herkül modunu kullanmak istemiyorum kardeşim. Tamam mı? Halledeceğim ama. Ya modlu araçlarda böyle problemler çıkıyor arkadaşlar. İşte kolezyon sorunu. Daha önce de söylemiştim size. Mesela ikisini de yatay koymaktı niyetim. Pardon, dikey koymaktı. Ama maalesef yataya denk düşürdük. Yapacak bir şey yok. Şimdi dikeye çevireceğim onların hepsini. Bakalım yapabilecek miyim? Hadi. Benim sınavım bu da. Yapacak bir şey yok. Bizim şansımıza düşen de buydu. Oğlum balyanın ağırlığından dolayı devriliyormuş yala bu. Kardeşim balyayı taşıyamıyor ki remok. O şu olsaydı neyse hadi taşırdı da. Şimdi doğru söylüyor. Bu adamda iki tane tekerlek var babacım. Yani. Göz var nizam var. Hadi düzeltelim bunu. Gel. Gel gel kıyamam sana gel. Yo gene yüklendi lan gene. Valla. Seni zorlasak bir tane daha yapar mıyız oraya? Yapamayız değil mi? Yok. Ama bunları sabitleyebiliriz buraya. Üst üste bilemedim ya. Öyle bir şey denesek mi? İlla Herkül moduna geç diyor şeytanım da. Hiç bilemedim valla. Yok kardeşim. Yok. Satmıyorum lan. Satmıyorum. Geri topla. Şimdi benim mibzerim de yok. Mibzer kiralama maliyetleri nedir bilmiyorum. Yani tek seferlik tarla ekimi için de kiralamak bilmiyorum ne kadar mantıklı arkadaşlar. Kafam çok karışık yani bu konuda. Ne yapacağım bilmiyorum. İttir ittir. Diğerlerini ittirebilirsin gönül rahatlığıyla. Tamam neyse uğraştık bir şeyler yapmaya çalıştık ama dediğim gibi bu remorklardan bir tanesini fazla aldık. Ece'yi muhtemelen satabilirim ama önce remork alıp mesela şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi aklıma geldi demiştim ya size.
Mesela ben bu araçla geldim bunun arkasına, tamam mı? Hayır, bırakma canım, bırakma. Niye bırakıyorsun? Mesela bir kepçeyle geldim. Şimdi bunun boşaltma yönü alınabiliyor. Önce gideyim masaya bir bağlayayım şu aracı. Ya bu araçla geldim. Masayın arkasında da şey var. Varsayalım. Mibizer var. Hemen varsayacağım. Siz merak etmeyin. Geliyorum. Bak şimdi. Bu araca bağladım bunu. Tamam mı? Diyelim ki niye bağladım bilmiyorum. Aslında bağlamamam lazım. Yapacağım teknikte de. Şimdi arkasına geldim bunun. Tamam mı? Boşaltma yönü okey. R'ye bastım. Olmadı. Peki diyelim ki ben bundayım. Bak bu çift şeyli. O yüzden yanaştım. Kovayı getirdim altına. Tamam, buraya bıraktım. Masaya geçtim. I'ya bastım. O kepçeyi doldurdum mu la? Tamam, bu şekilde olabilir. Tamam, bu şekilde olabilir. Ondan onu aktarırız falan ama bir tane de araç bunda çalışacak. Ne bok yiyeceğiz o zaman? Arkadaş, gerçekten başımıza bela aldık. Yok mu satılık mevzer? Yokmuş. Bak 9.000'e bunu alabiliyoruz. 62.000. Görüyor musunuz bu ekipmanların şeylerini? Kocaman. Bak 70.000. Hayvanlar için. Normalde ne kadar? Mesela diyelim ki bunu alacağım ben. Neymiş bu? 175 HP, tamam mı? Şuradan 158. 158.000'den satıyor. Orada ne kadar? 70.000. Ama durumu çok önemli. Mesela neyi var bunun şu anda? Bunun neyi var la? Muhtemelen bir şeyi çok şeydir bunun. Hasarlı falandır ha, ben size söyleyeyim. Çok ucuza satıyor. Yarı fiyatına lan. Şuna bak ya, şuna bak ya. Böyle kolizyon mu olur abi? Tamam, çıkalım geri. Çok uzatmaya gerek yok. Çok uzattım, farkındayım. Ece'yi satacağız. Ama içindeki buğdayı kurtarmak derdim benim. Buğday diyorum. Tohumu kurtarmak derdindeyim. Bunun için boş palet mi alacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Yok ki, o torba da yok yani. Anca mibzerdeyken falan geri çıkardığımızda torbalı bir şekilde çıkarıyor diye biliyorum. Yanılmıyorsam. Yorumlara gömçürün abi işte. Yönlendirin beni. Yorumlarda beraber şey yapalım. Şimdi bu araçlarımı tekrardan garajıma koyalım. Garajımıza koyalım. Ha, unutmadan biçer döveri satacağız. Şimdi biçer döveri sattığımızda ne kadar bir miktarı kurtarıyor da biz yeni biçeri alabiliriz? Buna da bir hesaplama yapmamız gerekiyor. Şuradan kapatalım kapıyı. Masse güzel oldu bak. Bunu aldığıma mutluyum. Mutluyum abi. Masse tatlı oldu. Bu abiyi arkaya bırakabiliriz. Şöyle döndürelim. Bu abiyi de park edelim. Masse'yi de dışarıda kalsın. Bence çiftliğimiz tatlı oldu. Ama bu işte evin içini çok fazla bu şekilde meşgul etmek istemiyorum bir yandan da. Kapak fotoğrafı da yapmadım ama yapacağım. Şimdi benim elimde hemen şöyle garaj diyelim. Garajımda bir çerdöverim var. 59.262'ye bunu satabiliyorum. Okey. Tamam. Kesicisi ne kadar? 19.000. 19.000'de. Hadi 60 de 20 de 80. 2 çık 78 bin. 78 bin param olacak benim, tamam mı? Ben modlu gittim bir çerdöver kurdum. Patozlem'de. Daha önce kullanmıştık videolarda, biliyorsunuz. Bunu ne kadar alabiliriz? 140 bin. Zort. Zort yani. Hadi tamam. Bunun gittik bir de kesicisini alacağız. Kesicisi normal kullanılabiliyor. Hadi bir de patozunu aldık diyelim bunun. Patozu nerede la bunun? Patozu neredeydi hakikaten lan? Çeşitli de miydi? Evet. Özbek patoz bak. Patozu 3.000'miş. O şey iyiymiş lan bu. Bu güzelmiş ha. Bu hangi aracın la? Lizard diyor. Bale Container. Hangi kamyonun o? Ben böyle her şeyi soracağım arkadaşlar. Bulana kadar... bak bak bak. Bu Aksor'unmuş. 110 bine aksor alıp böyle bir çılgınlık yapabilir miyiz ya acaba? Nakliyeden kazanabilir miyiz kardeşim? Parasını çıkaramaz ki o kadar. Bak bunu alacaksın. Üstüne bunu alacaksın. Ondan sonra bunu alacaksın. Mı? Acaba? He, bunu alacaksın. Sonra üstüne çekerek oturtacağım bunları. Ölme şemyaz gelsin.
Mesela şunun yan tarafı kupa diyor. Çok güzel bir şey aslında da. Tamam. Aklıma girme dur. Aa bak hayvanlarla ilgili çelik eller görüyorsunuz mu? Bak mibzellere bak gördünüz mü? Bunları hep kullanacağız. Bizim Semihlerin yapmış olduğu balya taşıma şeysi aparatı. Görmüş olduğunuz gibi daha önce kullanmıştım. Yine kullanacağım. Severek de kullandığım şeydir. Bayağıdır kullanmıyorum ama. İrtem havalı mibzer. Şuna bakın. Bayağı modlara şey yapacağız abi. Köksal'ın tankeri. Üstünde telefon numarası bile var. Belki gerçek biledir yani. Tabi aramayın da. Efe Aysan. Mesela. Aktürk 5 sıralı. Çok iyi ya. Aa bir dakika lan. Kesicide de mod var. Tamam. Kesici işte biz şeyi kullanırız. Şurada sıralıyı. Ama 5 sıralı. Olsun. Ne olacak ki? Zaten şeyim. Working Speed modu kurduk bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada tarla sahibini detaylı göster modu da kurmuştum. Nerede o? Aynen. Gördünüz mü? %41 HA falan diyor. Bir dakika ben hassas tarım kurmadım değil mi lan? Hiç sevmiyorum ha o işi. Aga. İstemiyorum. İstemiyorum. Bana bir yardımcı olun arkadaşlar. Şu anda kurulu mu değil mi? Neyse ortalığı iyice karıştırdığımıza göre bugünü de böyle mahvederek videoyu kapatabiliriz. Yeni ekipmanlarımız hayırlı olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz abi. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Katıl butonuna özel dediğim gibi videolarımı bir gün önceden yani bir gün önce akşamdan yayınlıyorum. Ertesi gün sabahta herkes açık olarak otomatik olarak yayınlanıyor. Desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Katıl abonelerime kucak dolusu sevgiler yollarım hepsine. Discord'da görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.